Adana Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Bugün belediye binasına silahla tabancasıyla gelen bir zabıta memuru terör estirdi. Saldırıda iki zabıta amiri can verdi. Hemen aktaralım detayları. Saldırgan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı vurdu. İki kişi olay yerinde can verdi. İşte saldırı anına dair o görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Zanlı bir anda silahını çıkardı. Karşısındaki zabıta memuruna peş peşe ateş etti. Tetiğe basarak zabıta müdürünün odasına doğru ilerledi. O anda herkes panik halinde kaçmaya çalıştı ama bakın saldırgan bir kez daha e, tetiğe basacak. Birazdan görüntüleri biraz yavaş anlattık. Birazdan tekrar ekranlarınızda olacak. E, ve e, dehşet saçan saldırgan iki kişiyi öldürdü. E, yaralanan bir kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor. E, hastaneye kaldırılan Özdemir Kemal Özdemir yaralanan zabıta memuru işte saldırı anına ilişkin görüntüleri şu anda izlemektesiniz. İşte o saldırı anının başladığı saniyeler yaraladığı ilk zabıta memuru ve ardından tetiğe basarak e, iki kişiyi daha öldürdü saldırgan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ve zabıta komiseri Habil Akmaz öldürüldü saldırıda. Ee, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çet'te olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Çet, saldırganın belediyenin yapı kontrol biriminde zabıta memuru olarak çalıştığını açıkladı. Saldırganın görev yerinin değiştirilmesi ve pasif bir göreve getirilmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Biz de Beyaz Haber Merkezi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, Yaralıya da acil şifalar ama güvenlik zafiyetlerini de konuşmadan geçmemek lazım. Alabiliriz artık arkadaşlar görüntüleri. Geçtiğimiz günde Yalova Belediyesi'nde aynı şekilde silahlı bir saldırı meydana gelmişti. Neyse ki orada kimse yaralanmadı ama bakın işte burada iki kişi hayatını kaybetti. Elini kolunu sallayan herkes belediye binalarına belinde tabancayla girebiliyor. Güvenlik zafiyeti olduğu çok açık. Bu noktanın da altını çizmekte fayda var diyelim.